Arkadaşlar merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şöyle çıktım yukarıya, amcaoğlu Turan'la dedikodu yapıyordu. Ben kamerayı açınca hemen kapattı, kimle ilgili dedikodu olduğunu anlamayalım diye. Hava İstanbul'da bugün soğuk. Aha, kuş alacakmış. Gidip mi alacaksın, o mu gelecek? Serhat iyice işi Mardin'e bağladı. İnşallah gönlünce beslemek nasip olur. Mardin işi biliyorsunuz. Uğraş ister, biraz da emek ister. Çok antrenman istiyor. Şöyle bir kuşları da göreyim. Epeydir çıkmıyorum. Geçen hafta da çıktım, hava soğuktu, duramadım. Evet, görmüş olduğunuz gibi maşallah Mardinler iyice çoğalmış. Kelebekten Mardin'e bir dönüş. Bakalım bugün ekşin olacak mı? Amcaoğlu'yu gaza getirip kaçak yakalayabilecek miyiz? Şimdi kamerada sıkıntı vardı, kapatıp açtım. Amcaoğlu demin çekemedim ya, kuş ne yakalaması diyor, habire kaçırdık diyor. Vallahi. Sen sabun, de alıştırmadan açma, acele etme. 2 haftadır yerdeydi sabunlar ya, bu sabunlar beni mahvetti. Yani sabun olmayıp mavi olsa gitmeyecek mi? Sabun olsun. Sabun alıyor, sabun da kaçıyor, sabun alıyor. 10 tane kaçtı sabun. Maşallah. Millete zengin ediyorsun kuşçuları. Biri de arası desin ki ya böyle böyle kuşun ya. Kim arayacak oğlum? Ben hepsine olsa... de marka takıyorum. Senin hiç seni arayan oldu mu? Yok. Senin numara var ya marka. Kim? Sanki sizin isminiz olsa arıyor. Biz bir de YouTube işareti koyduk ki. Vatandaşlar desin, ha bu YouTube video çekiyor falan, arayayım edeyim. Kimin umurunda oğlum ya? Topu... O markalar taktıktan sonra iki kişi aradı. Biri kuş beslemiyordu. Kuşu getireceğim dedi. O da yolda otobüste unuttu. Yine kuş bize gelmedi. İnmiş, kuş otobüste kalmış. Bir kişi de kuşçu arkadaştı. Yunus gidip almıştı. Haber vermişlerdi. Onun dışında hiç arayan soran yok yani. Yani kuşçular ortamasında yine biz insaflıyız. Geçen yere takmıştık. Ya yok, markaya yazık. Vallahi markam artık orada duruyor diyemiyorum. Lan arayan da yok, ne takacağım dedim. Bunları da takmadım. Dedim arayan yoksa... Ali'yi aramışlardı. Bu karabaşlardan yakalamışlar. Sormuşlar, abi nasıl bu kuşlar diye. Ya öyle arasın. Belki haber versin değil mi? Yakaladım, aldım. Yani. O ayrı bir şey. Ama kuşun nerede olduğunu bilelim yani. Yani... Biri de desin ki yakaladım. Beslemiyorsan diyeceğim, fiyatı neyse abi bir söyle. Değil mi? Uygunsa biz geri alalım kuşu. Beslemediğimiz kuşu ne diyeyim ben? Başkasına satmışımdır, adam başka yere vermiştir. Tabii ki. Yakalayan ya, satmıştır adamı. Adam da merak eder cinsi nasıl, ya, kuşu nasıl. Adam merak eder, sonra dönüyor mu, dönmüyor mu? Affedersin, takla atıyor mu, atmıyor mu? Hiç kuş yakalayamadım şimdi, hep kaçırdın. Vay be. Bu havada da kimse uçurmaz ki kuş. Şu an bayağı hava... Böyle sisten geldi rüzgar. Evet, şu an vallahi telefonu tutuyorum ama elim dondu. Hava ayaz. 2 dakika biraz daha durayım, inerim. Video çıkmıyor işte, geliyoruz, kuş yok, kaçak yok, hava soğuk, duramıyoruz. Arada sırada video atarız. Şimdi nostalji videoları atıyorum. Eskiden çektiğim videoları düzenleyip atıyorum. Bazı arkadaşlar demiş, aklımız çıktı, Serhat'ın kümesi yok. Zannetmişler senin eski videoda bura yok ya. Ha. İlk başta burayı görünce zannetmişler senin kümesi yıktık. Burası sonradan oldu arkadaşlar, o yüzden ya şey için ben onu hani YouTube'da video eklemem gerekir, belirli şeyi var, onun sınırı var. Eklemezsen seni geriye atıyor YouTube. Zaten atacağı kadar attı da olsun, short videolarım güzel izleniyor. Ses dublaj yapıyorum. İnsanlar gerçekten ben olduğumu sanıyor videoyu çekenin. Ama altta açıklamada yazıyor. Bu video YouTube yayın politikalarına uygun olarak seslendirilmiştir diye. YouTube ona izin veriyor zaten. Hani o çalma çırpma değil. YouTube diyor ki bir videoyu alıp değiştirip kendi görüntünü, sesini ekleyip yorum katabilirsiniz diye. TikTok'la yarışmak için başka seçeneği yoktu çünkü. TikTok YouTube'u ezip geçiyordu. YouTube'da kendi kıçını kurtarmak için öyle bir düzenleme yaptı.
Biz de evde oturduğumuz yere işte güzel sevdiğimiz videolar alıp üzerine biraz ses atıyoruz. Baykuş dağıtmacaydı. İnsanlar da seviyor. Bedavadan dua da aldık. Sağ olsunlar. Şu yabani mi girmiş Serhat? Yabani değil mi lan şu? Yavru. Alttaki. Yok ya, postaya şey. Postaya kırıklar kırık mı olmuş? Ana. Bildiğin kendi yumurtaları tutmuş da atmadık. Bildiğin yabani ya. Şimdi bu neyle kırık bunlar? Valla anlamadım ki. Yabaniyle kırmışlardır. Yok be, bir hiç yapmadım. Tozluklara baksana, mardin atlamış ya da kelebek atlamış postaya. O kadar da baktılar yumurtalara. Kısmetlerinde varmış. Uçarlar, güzel uçarlar ama. Ya bakıcı yapıyorduk ya. He, onlara bakıcı yaparsınız işte. Unuttuk atmayı o sıra. Yumurta getirecek tutular. Getirdiğinde de baktık ki tutmuş. Kıyamadınız. Ama bunlar da güzel bakıcı olur. Bakıyorlar zaten. Büyüsünler, onları bakıcı yaparsın. Yavruları mı? Yavruları diyorum, yavruları. Bakıcı olur onlar. Evet arkadaşlar. Bakarlar. Bakalım. Bakarlar ya arkadaş, hemen ön yargılı oluyorsun ya. Bakarlar. Ön yargı kötü bir şey. Anne baba posta bakarlar. Bakalım arkadaşlar. Bir aksiyon olacak mı? Serhat üzgün, kuşları başkasına satmışlar. Serhat'ın hayalleri yerle bir oldu. Olur be, üzülme amcaoğlu ya. Kısmet nasip amcaoğlu ya. Satmış. Zamanında adama para göndermesen satar tabii. Adam fiyat vermedi ya. Fiyat vermeden niye satmış o zaman? Ya dedi gel, şeyde belli düzünlerim. Gel dedi, kuşları gör öyle fiyat. Kendin ver dedi fiyat, al götür dedi. Ya dedim ben tam Beylikdüzü'ne geleceğim, şudur budur, bir de gideceğiz 5 bin lira diyeceğim kuşlara. Ne yapacağız dedim, affedersin getirince bakarak geri geldim. Dedi ya yok anlaşırız dedi, şu bu. Fiyat vermediği için bir de dün çok yağmurluydu. Yani sen dün gidemedin, gitmeyince de dedi bu adam bundan cacık olmaz, kuşlarımı satayım. Ya, adam aramış hatta beni de, ben kahvede yok. Adamın suçu yok o zaman. Adamın günahını almayalım. Yok, adam aramış. Olsun be, nasip kısmet Serhat'cığım. Aramda. Nasip olmazsa illaki bir şey sebep ben olacak. Zaten bütçemi aşardı benim ya. Yani. 3 tane sabunu vardı, 2500'e vermiş. Güzel para. Senin bütçen ne? Senin bütçene göre kuş bulalım. Kaç param var? Eskiden Topkapı'da bir şey alacaksın ya, adama diyorsun ki kaç para pantolon? Diyor, kaç param kaç var? 50-50-150. Adama diyorum fiyat ver geleyim dedim, tamam mı? Hani yarın dedim. Ona göre yani aşarsa kendini zaten bakmaya gerek yok. Bak beni aşarız zaten, istesen de alamam. Yani al götür desen de alamam. Bir fiyatını ver ben bileyim dedim, tamam mı? Derim ki aşağı yukarı anlaşırız bu adamla. Evet, 3 olmaz 5 olur. Çekeyim geleyim. Doğru söylüyorsun. Adam diyor ki yok fiyat veremem. Ben alıp satıcı değilim diyor. Ben alıp satıcı değilsin abi de. Kendi kuşları bir şey. Yani soy yapmış. Çoğaldı elime. Adam ona bak gene fiyat vermedim diyor. 2500 lira verdiler diyor. Ben de diyor bir şey demedim. Yandım. Gelen kuşlar. Kişi vermiş ona. 500 de verse verecekmiş mi acaba? He? 500 lira veren de olsa verecekmiş mi? Vardır illaki bir ben ortası. Dedim ama tamam ben geldim. Dedim ki sana 50-50-150 abi ne yapacağız dedim. Hadi çık şimdi şimdi. Beni oraya getirdin. 50-50-150 verdim. Delik bende ya dedim. 50 lira verdim. Ne yapmadığın şey değil. Ben ne dedim? 50 lira verdim. 50-50-150 dedim. Ne yapacağım? Neyse. Arkadaşımız da bizi izliyorsa buradan selamlar, sevgiler. Bakmayın bizim böyle takıldığımıza. Şaka yapıyoruz. Şöyle bir kaçak gelse de şenlense ortalık ya. Kış kış. Burada kaçacak kuş yok değil mi? Ağlamasın sonra kaçtı. Ağlamaz. Kanadı bantlı. Kanadı bantlıyken nasıl kaçsın? 40 yıllık kuşçusunuz, bir kuşa alıştıramıyorsunuz ya. Sabunları aldım. En son aldığın kuşlar o bantlı olanlar mı? O sinek sabunları. Şu çift, çift mi bunlar? 600 liraya aldım. 600 liraya. Şu çifti. En son girenler mi? Erkek biraz rahatsız, köye girmemiş diye bir yönü yoktu. Biri şu değil mi? Yanlış olmasın. Göster bakalım ya, insanlar bir kuş görsünler. Serhat'ın zevkini görsünler. Evet. Çiftine 600 lira verdin. Evet. Bu dişisi. Dur dışarı çıkalım.
Pazardan mı aldın şey arkadaşlar? Yok, Murat Poyraz'dan aldım. Bu dişisi... Bu Murat arkadaşımız kuşlara iyi olmasıyla mı? Karaboy'da Murat Poyraz var ya besi. O da... ismini duydum da tanımıyorum. O da fesleğen falan satıyor da bu kendi şeyleriydi, damızlıklarıydı. Kendi kuşlarıydı. Başka kuş almıştık. Bu arada dedi ki sen onları bırak dedi. Bunların her şeyine ben keyifliyim. Bunlar sana gider he. Ha, bu, al dedi bunları besle dedi. Zaten yolmuştu bunları da. Ben gene bantladım ki dedim aşağı düşer ederler. Evet. Belli olmaz. Bayağıdır çatı altındaymış galiba bunlar. Bunlar uçmuşlar. Her şeyine keyifliyim dedi. Aa bunları al dedi. Şey olarak güzel mi görünüyorlar inşallah? Bunlara daha farklı fiyat istiyordu ama. Yavru alırsın inşallah. Öyle tanıdığımız için bize dedi ki ben fark istemiyorum al bunları yiyin. Sağ olsun. Sağ olsun. Murat arkadaşımıza buradan selamlar, sevgiler. Yalvar yakarlar fazla çıkmıyorlar herhalde. Onlar da üşüyorlar. Olsalar da birine laf soksaydım ama Şükrü gececi. soğuk dinlemezdi. O gece çalıştığı için çıkamıyordu. Şükrü gececi. Dün mü gördün? Perşembe günü gördüm ya. Ha, yoksa ona soğuk işlemez yani. Ne sıcak işliyor adama ne soğuk. Evet arkadaşlar, yeni kuşlarımızı da gördük. Biraz ısınayım geleyim. Arkadaşlar şu taraftan bir tip kaçak geliyordu. Amcaoğlu burada kuş gösterince kuş bizim kuşları görünce geri yön değiştirdi. Korktu herhalde bu. Bunlar kalabalık dedi. Oraya belki gelir ya. Aa yükseldi. Aa o yükselen değil mi? Aa geliyor. Bir tane ama geri döndü. Oralarda uçuyor ya. Bayağı da yükseldi orada. Demin de bir tane ayna kırık Arap geldi. Dolapçı galiba. Şu çatıya sıktı iniyor. Sonra inemedi. Tam böyle bana doğru, bize doğru geliyor. Böyle alçaktan. Geçen ben ne düşündüm? Şöyle kaldırdım kuşları. Dedim geliyor hayvan buraya insin. Ben dedim herhalde yukarı indi kuş. Gitmiş. Gitmiş. Bak ne zamandı ne dönek geliyor ne dolapçı geliyor. Ha. Ben geçen öyle düşündüm. Ulan dedim bak önceden dönek geliyordu, dolapçı geliyordu. Kaç aydır? Belki bir sene oldu. Siz dolapçı yakaladınız mı? Hadi dönek yine az geliyordu. Millet beslemeyi mi bıraktı acaba? Yok be mezatlar daha bile satmıyor. E buraya niye hiç gelmiyor? Kaçırmıyorlar mı? O da en çok kaçan kuş yani. En kolay kaçan. Gerçi Serhat Mardin de kolay kaçırıyor da. Şen taklacı mı olacaksın Şen? Ha taklacı olacak. Düşün aa o yani. Bantlı olanmış mı? Ben de zannettim senin eski kuş. Şşt içeri gir içeri aferin. Alışmış bu. Bu kaçar. Sen diğer kanadından bantla. Sayende onu öğrenmiş oldun. Oğlum bir şey olunca direkt baksana zıplıyor. Kuşu göz göre göre kaçıracaktım ya. Zaten o yüzden hep aşağı düşürüyoruz bazılarımızdan. Tek kanat bantladığımızda düşüyor. İşte size diyoruz çift kanadını bantlayın. Bantlamıyorlar. Sonra benim gibi acemiler geliyor. Kuştan anlamaz. Güvercinle kumruyu ayıramayan adamlar. Sonra kuş kaçıyor. Kaçar tabi. Macit'cim hava soğuk ama yine de çatıya çıktım. Belki aksiyon olur diye ama hiç kaçak göçek yok. Hava burada da soğuk. Sizin ora kadar olmaz ama yalvar yakarlar da yok bugün. Biraz daha bekleyeceğim bakalım. Kaçak gelirse bir aksiyon yaşayacağız. Serhat da burada. Hayalleri suya düşmüş. Macit var ya Amerika'daki. Kuş alacakmış. Abi. Kuşu bu gitmeden satmışlar. Küçük Emre modunda. Küçük Emre modunda. Çok üzgün. Çelek yapmışlar Serhat'a. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Az önceki tip tepemizden geçti ama biz geç fark ettik. Amca olurdu. Gelir ha biraz. Sen şu sakat kuşlarını içeri alsana. Bak daire çizip gelecek yine. Diyeceğim ama yön değiştirdi. Sanki beni duydun ama. Aha geliyor amcaoğlu. Caminin orada. Bak bu tarafa doğru daire çiziyor. Minarelerin arasından geçti. Evet. Tam şuradan çıkacak birazdan. Yağmur da başladı. Bak geldi geldi üstümüzde. Yem çalkala yem. Açtı hayvan. Ben mi öğreteceğim her şeyi? Evet kuş. Ama yemin sesini duyar gelir belki. Şu yabanların içinde tuhaf tuhaf kuşlar çoğalmış.
sizin eski oturduğunuz yer pamuk değil. Evet. Onların balkonunda bir şey var. Ama yabanilere takılmıyorlardı. Şimdi yabanilerin içindeler. Gece gündüz serbest artık. Okul. Onlar alıştılar. Yaban alıştılar. Sen yabaniler yapan. Yeri değiştiriyordum diyor ya. Burgaz'da besliyormuş adam. Kemer Burgaz'da. He. Yer değişikliğinden dolayı dedi. 3 da fazlaydı diyor. Şeye sattım. Kayaşehir tarafına sattım diyor. Sonra kuşlar herhalde şu şey var ya. Harun oğlu. Onlar mı yakalamışlar? Nereden aldım? Kuş oynamıyor ama. Adam diyor ki uçur abi. Açılır diye. Uçur dedi abi, o kuş dedi, ana baba güzel oynuyor dedi, ben dedi. Ana baba güzel oluyor diye. Yok, kuşların soyu oyun. Oyun var diyor kuşlar. Mardin'den getirttirdim diyor, ben onları izleyip kaldım. Takım olarak tutmuş dedi takım. Tam memleketinden geldi yani. Ha. İnşallah açılır. Oynuyor mu dedi, ben dedim abi oynamıyor. Kuş dişi dedi. Hiç belirti bile yok deseydi. Uçuyor ama dedim oynamıyor. Uçabiliyor, en azından uçabiliyor. Ha. Hiç takla bile atmıyor dedim. Sen dedi onu uçur. Dedim, hadi bakalım inşallah. En azından uçabildiğini gördük. Bu da bir başarı. Ya uçamasaydı ne yapacaktık? Sinekli sabır. Evet, ben bayağı üşüdüm. Evet arkadaşlar, hava çok soğuk. Tipi de indiremedik. Bizim tipimiz kaydı. Şimdi aşağı gideceğim. Sınayım biraz. Belki sonra yine çıkarım. Bir aksiyon olursa size paylaşırız. En azından kanalımız boş kalmasın diye bunu yükleyebilirim. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. O zaman ne diyelim? Başka videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.